Hepinize merhaba arkadaşlar. Çikolatalı çok güzel bir kurabiye yapacağız bugün. Öncelikle 150 gram yumuşamış olan tereyağımı karıştırma kabının içine alıyorum. Ve üzerine bir su bardağından biraz eksik toz şekeri ekliyorum. Bunu mikserle güzelce çırpacağım. Havalanıp tereyağın rengi iyice açılana kadar. Bu şekilde bakın. Şimdi bu karışımın içine bir paket vanilya ve bir tane yumurta ekliyorum. Mikserin düşük devrinde tekrar bir tur çevireceğim. Fazla çevirmiyoruz. Yumurtanın sadece birazcık karışması yeterli. Evet. Burada 2 su bardağı un var. Yarımşar çay kaşığı karbonat ve tuz var. Unumun içine ekliyorum bu malzemeleri. Ve şöyle bir parmaklarımla karıştırıyorum. Unu elemiştim ben bu kaba alırken. Unumuzun elenmiş olması önemli. Şimdi bu şekilde tereyağlı yumurtalı karışıma unumu ekliyorum. Hepsini birden koymuyorum. Spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. 2 paket çikolatam var burada. Çikolatalarımın bir paketi sütlü, bir paketi bitter. Fakat ikisini de sütlü kullanabilirsiniz. Bunları ben minik minik doğradım. Bakın bu şekilde. Hamurumun içine katıyorum. Unun geri kalan kısmını da katıyorum. Ve yine spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bakın hiç elinize değdirmenize gerek yok. Kurabiyemizin en önemli püf noktalarından bir tanesi bu kıvama geldikten sonra bir yarım saat kadar buzdolabına bırakmamız. Buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Yarım saatin ardından bakın biraz daha katılaştı. İçindeki tereyağı biraz daha dondu. Ve bunları böyle ceviz büyüklüğünde toplar yapıp biraz aralık bırakarak tepsiye diziyorum. Bu aşamada ben fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başladım. Birazcık daha boşluk bırakabilirsiniz. Birbirine değmesini istemiyorsanız kurabiyelerinizin. Çünkü çok güzel bir şekilde yayılıyorlar. Bu şekilde top gibi kalmıyorlar yani. Kesinlikle üstüne bastırmanıza gerek yok. Nasıl yuvarladıysanız o şekilde koymanız yeterli. Evet, tüm kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi bu tepsiyi fırına gönderiyorum. Bakın şu anda 7. dakikanın sonundayız. Toplamda 13 dakika fırında kalıyor. Bu çok önemli bir püf noktası. Üzerini kızartmak için daha fazla tutarsanız kurabiyeleriniz sertleşir. Fırından hemen aldığınızda biraz yumuşak görünür fakat biraz bekledikçe kıvamı oturacaktır. Bu şekilde çok güzel kurabiyeleriniz olur. Çikolatalı kurabiyelerin içerisinde gerçekten en güzeli bu. Dilerseniz şeker oranını biraz azaltabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Tarifimi izlediyseniz yoruma bir kalp bırakmanızı rica edeceğim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.